Merhabalar. Bu videomuzda Excel'de çalışma sayfamızda nasıl tablo oluşturabiliriz? Tabloları nasıl düzenleyebiliriz? Bununla beraber hangi veri tiplerini kullanabiliriz? Onları nasıl düzenleyebiliriz? Onlarla ilgili size bilgiler vereceğim. İlk olarak Excel'de şöyle bilgileri yazmış olduğunuzu düşünün. Şöyle sayıları da yazdım. Gördüğünüz gibi bir şeyler yazdım. Bunu ben nasıl bir tablo haline getirebilirim? Hemen sizinle beraber yapalım. Bakın işlem yapacağım veri seçiyorum. Bu benim başlığım. Bunu seçtim. Birleştir ve ortala dedim. Şöyle ortaladım. Daha sonra geliyorum şöyle tablomu seçiyorum. Bu kadarlık bir tablo seçtim. Buna ben hemen şuradan gelip ihtiyacım olan alanda tablo kenarlığı verebilirim. Mesela şu kalın kenarlık olsun. Ondan sonra aralarda da kenarlıklar olsun. Şöyle belirledim. Bununla beraber ben bu yazıların şöyle ortalı olmasını istiyorum. Hatta şöyle ortalı olmasını istiyorum. Şu örnek veri tipi yazısını ben birazcık şöyle büyütmek, daha böyle vurgulamak istiyorum. Bununla beraber şuraları biraz rengini değiştireyim. Mesela yazıları da beyaz yapayım. Aslında Word programında yapmış olduğumuz düzenleme ayarlarının neredeyse aynısı. Hiçbir farklılık yok. Bakın böyle bir tablo düzenleyebilirim. Hatta böyle satır satır seçerek, CTRL'ye basıp seçerek. Hatta şöyle yapsam daha güzel olacak. Tekrar yapalım. Satır satır seçtim. Hafif bir gölgelendirme rengi vereceğim ki satırlar arasında farklılık olduğu görülsün. Bakın böyle bir tablo hazırlayabilirim ben. Ne yaptım? Sadece şuradaki alanları kullana kullana, buradaki kenarlıkları kullandım ve diğer şuradaki alanları kullanarak işledim. Ayrıca ben istersem mesela şurayı seçtim. Yine bu kenarlıklar bölümüne geldim. En altta bakın tüm kenarlıklar yazıyor. Seçtim. Şu pencere geldi gördüğünüz gibi. Şu anda işlem yaptığım yeri seçtim görüyorsunuz. Buradan mesela ben bu kenarların rengini şöyle bir sarı yapsam. Bakın burada sarı falan ayarladım. İşlemler yapsam ve tamam desem bakın gördüğünüz gibi hiçbir işlem olmadı. Burada bu ayara gelip buradan ayarımızı değiştirdikten sonra önemli olan bir şey var. Ben bu kenarlık ayarı yaparken Word programında da aynı şey geçerli. Bu yapmış olduğunuz işlemi şu ortadaki alanda görüyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir. Görmüyorsanız burada bir hata var demektir. Ben bunları görebilmek için şunu yapıyorum. Bakın şu mavi noktalar var görüyorsunuz. Ben bu mavi noktalara bakın tıklıyorum. Neresinde ben bu yapmış olduğum ayarı görmek istiyorsam orası için tıklıyorum. Ve tamam diyorum. Bakın sarı çizgiler eklendi. Ne yaptım? Tekrar yapıyorum. Şuradan seçtim. İşlem yapacağım yeri seçtim. Tüm kenarlıklara geldim. Buradan kenarlık rengim hangisini istediysem onu seçtim. Seçmem yetmiyor. Ayarımı da yaptım. Buradaki orta alandan burada hangi kenarlıklara bu ayarın uygulanmasını istiyorsam seçtim ve tamam dedim. Böyle bir kenarlık oldu. Pek de güzel olmadı aslında. Peki ben bu yaptım. Biçimlendirmelerden memnun kalmadım. Ben bunların hepsini geri almak istiyorum. Eski haline, ilk haline geri getirmek istiyorum. Ne yapabilirim? Şuradan geri ala tıklaya gidebilirim. Ama bir sürü işlem yaptığımızı varsayalım. Öyle durumlarda silmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Daha sonra giriş sekmesinde şurada temizle yazan bir bölüm var. Buraya gelip bakın biçimleri temizle, tümünü temizle. Tümünü temizle'ye tıklıyorum. Bakın ne oldu? Bütün her şeyi sildi. Geri alalım. Biçimleri temizle'ye tıklarsam eğer sadece yapmış olduğum biçimlendirmeyi siliyor. Tablomu eski haline getiriyor. Şimdi ben istersem tablo olarak da biçimlendirebilirim. Onu biraz sonra yapacağım. Şimdi yapmayacağım. Hemen şunu ben gene şöyle bir birleştireyim. Şöyle tablo gibi bir görünüme kazandırayım. Şu dışı kalın olsun şöyle. Ortası normal olsun. Şunu da şöyle ortalayalım. Kalın diyelim. Yükseltelim. Şunları da ortalayalım. Şunu da bunlar dursun. Şöyle bir şey olsun. Şimdi hücre tiplerini size söylemek istiyorum. Yani hücre biçimlerini nasıl ayarlayabiliriz? Yazdığımız yazıların şeyleri nasıl ayarlayabiliriz? Onları size söylemek istiyorum. Öncelikli olarak bizim yazdığımız şeyler düz yazılar herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben buraya işte sayı da yazsam harflerle beraber sayılarla kullansam hiçbir sıkıntı olmadan yazabilirim. Bu yazdığım şeylerde farkındaysanız sadece sayı yazdığım şey sağ hizalı oldu.
diğer harflere basarak yaptığım şeyler sola hizalı oldu. Onlar sayıları genelde sağdan başlatma eğilimi oluyor Excel'de. O yüzden öyle. Onları nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim. Şimdi yazarak birkaç hatalı bir şeyler yapmak istiyorum size onu göstermek için. Örneğin ben Excel programında ondalıklı sayı yazacaksam bu ondalıklı sayı örneğin 15,15 şeklinde yazabilirim. 15,15 şeklinde de yazabilirim. Bakın virgül yazdığım zaman sağda, nokta koyduğum zaman solda olur. Excel programında matematiksel işlemler yapacaksak eğer o matematiksel işlemlerde virgülü kullanacağız. Ondalıklı şeylerde. Yani 3,5, 3,5 olmayacak. 3,5 olacak. Bunu unutmayın. Noktalı işlemlerde Excel bunları metinsel olarak algılıyor ve işlemini gerçekleştirmiyor. Peki ben yukarıya 15,5 yazdım. Bir de buraya birazcık daha küçük sayılar yazalım. Mesela 5,5 yazalım. Bakın kabul etti. Peki 5,5 yazalım bakalım ne olacak? Bakın ne yaptı? 5 Mayıs. Yani 5 Mayıs tarihe çevirdi. Hatta 5,5,5 yazarsak ne olacak? Şurayı burada böyle bir işaret gördüğünüz zaman iyi ki denk geldi. Bu şu demektir. Hücreye bu yazı sığmıyor. Hücrenizi genişletin demektir. Bakın hücremi genişlettim. Tarihe döndü. Ben mesela para yazmaya çalışayım. Mesela 100 100 bin lira yazayım. Mesela 100 bin yazdım. Enter'a bastım. 100 bin oldu. Peki ben para birimi olarak şöyle de yazabilirim. Bakalım yazdım. Oldu. Bir sıkıntı olmadı. Şuraya kadar gördünüz. Peki ben sayıyı sayı olarak ayarlamak istiyorsam, kesirli sayıyı kesirli sayı, parayı tarihi ayarlamak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Şimdi bakın burada hepsini ben yaptım ama bunların hepsinin türleri değişti aslında. Bu tarih oldu, tarih oldu. Bunlar sayı oldu. İşte burada genel olarak kaldı. Bunları nereden söylüyorum ben size? Hemen şuradan gösteriyorum. Bakın şurada genel yazan bir yer var. Gördünüz mü? Sayı biçimi, hücre biçimini ayarladığımız bir bölüm var. Şu anda bakın denemeye tıklaydı buydu. Şeye geldim, 1-2-3'e geldim bu. Gene geldim, gene aşağı doğru. Geldikçe bakın değişmedi, değişmedi, değişmedi. Buraya geldim, isteğe uyarlanmış diye bir şey oldu. Bir daha aşağı geldim, tarih oldu. Daha da aşağı geldikçe sayı diye ifade edildi. Ben yazmış olduğum hücreyi biçimlendirmek istiyorsam, hücre biçimini ayarlayarak yazı yazmak istiyorsam eğer, o zaman önce hücreyi seçiyorum. Bakın işlem yapacağım hücreleri seçtim. Ve buradan gelip hangi ayarı yapmak istiyorsam, bakın burada açıklamalar belli zaten. Sayı, para birimi vesaire vesaire her şey görünüyor. Sayıyı seçiyorum. Seçtikten sonra ben buraya sayıları yazdığım zaman, bakın sayının özelliğinde bir ayar var. O geldi. Birazdan onları nasıl ayarlayacağımızı size göstereceğim. Mesela kesirli sayıyı seçtim. Burada hemen bakın kesir yazan yer var. Ona tıkladım. Mesela para yazan yeri seçtim. Para birimi diye seçebilirim. Tarih yazan yeri seçtim. Geldim. Mesela uzun tarih, kısa tarih. Yani uzun tarihi seçelim. Şurayı birazcık genişletelim şöyle. Hatta şuraya geleyim. Ben bir de burada hemen şuradan bir bakayım. Yüzdeyi seçeyim. Yüzdeyi seçtim. Bu hücreleri de seçeyim şuradan. Geldim. Yüzdeyi seçtim. Hemen şunlara da bir kenarlık verelim. Şöyle güzel görünsün. Şunu da bakın birleştirmiştim ya ben burayı. Tekrar tıklıyorum, bozuyorum. Tekrar şöyle seçip bir daha birleştir diyorum ve birleştirmiş oluyorum. Şimdi ben bu sayıları yaptım. Mesela buraya da kesir yazayım. 10,2 diyeyim. Bakın 10 tam 1 bölü 5 yaptı. 10,5 dediğim zaman tarihe çevirdi. Yani yanlışlığı görmeniz için söylüyorum. 10,5 dediğim zaman ayarlıyor. Ya da işte 5,5, 2,2 hepsini bakın kesirli bir şekilde ifade ediyor. Ben bunu böyle kesirli olarak değil şu anda olduğu gibi yazıyla görmek istiyorsam yani 10,5 dediğim zaman 10,5'i görmek istiyorsam o zaman ben bunu yazı özür dilerim sayı tipi olarak değiştirmem gerekiyor. Kesirlerde böyle sayılarda böyle. Mesela para yapalım. Para yazalım. Bakın 250 TL. 100 TL. Para birimimiz Türk lirası olduğu için. Ben bunları seçip bakın şuradaki hemen şeyden tıkladığım yerde görüyorsunuz. Para birimini değiştirerek de o görünümü sağlayabilirim. Bakın değiştireyim. Euro'nun görünümü böyleymiş. Çince'ninki böyleymiş. Gibi gibi ben bunları ayarlayabilirsiniz. Tarih yaptık ya bakalım tarih ne oldu? Mesela 2-2-2020 diyelim. Tabii ben virgül koydum yanlış yaptım. 2,2 2020 diyelim bakın enter basalım 20 Şubat 2020 pazarmış ya da mesela 16.08 1975 genişletelim şöyle birazcık sığmadığı için oluyor bu
16 Ağustos 1975 Cumartesi günüymüş mesela. Tarihleri gelirse yüzde yazalım. %50 yazacağım mesela. 50'ye bastım. Bakın otomatik olarak yüzde ifadesi eklendi. Farkındaysanız şurada, hatta şuraya bakın, şurada hep kesirli bilgiler var. Mesela 2.222222 ya da 5,6567 gibi şeyler yazdıkça bakın bir ayar var. Şimdi ben bu virgülden sonraları nasıl kullanabilirim? Onları size söyleyeceğim. Şurada bak, işlem yapacağım yeri seçtim öncelikle. Bakın şurada virgül işareti var. Virgül stili. Bir de şurada ondalık arttır, ondalık azalt var. Şimdi bakın, ondalık azalt dediğim zaman ne oluyor? Seçtiğim alanı görüyor musunuz? Bakın tıkladıkça da, yani virgülü arttırıp azaltabilirim. Eğer böyle fazla fazla bir şey varsa şuradaki virgül sitene tıklayarak da bunu standart hale, ikili hale getirebilirim. İşimi kolaylaştırmak için. Benzer şekilde bu yüzde ayarlarında da bu ondalık arttırıp ondalık azaltarak onu düzeltebilirim. Ya da para biriminde de benzer ayarlamaları yapabilirim. Peki ben yazıyı yazdım. Böyle işte burada ben 5 Mayıs yazmak istemiyordum ama şurada 5 Mayıs çıktı. Ben bunu ne yapacağım? Yapacağımız şey çok basit. Bunu siliyorsunuz. Buradan gelip hoyucinin adını, ayarını genel yapıyorsunuz. Genel yaptıktan sonra gene yazmak istediğiniz şeyi doğru bir şekilde nasıl yazacaksanız yazıyorsunuz. Burada birçok daha hücre stili var. Mesela şurada şu hücreyi seçeyim. Boş alanı seçtim. Genel yaptığım yere gelip şurada tüm sayı biçimlerine geldiğiniz zaman bakın burada bir sürü ayarlar var. Hatta tarihin, saatin nasıl yazılacağını belirleyebiliyorsunuz. Hatta şunu yapalım. Mesela şu tarihleri seçelim. Gelelim oraya, girelim. Tarih ayarı. Bakın nasıl olmasını istiyorsanız. Saati de yazabiliyoruz hatta süreyi. Mesela şöyle görünmesini istiyorum. Günü yazmasını istemiyorum. Tuğuma tıkladığım zaman bakın hemen o ayar oraya gelmiş oldu. İhtiyacınıza göre bu hücre değerlerini, hücre biçimlerini yapmanız gerekiyor ki yaptığınız çalışmalarda sağlıklı olsun. Unutmayın, yanlış yaptığınız zaman yanlış yaptığınız yeri sileceksiniz. Sildikten sonra buranın ayarı ne olmasını istiyorsanız onu seçeceksiniz. Seçtikten sonra işleminizi gerçekleştireceksiniz. Değerli hocalarım. Bu bölümde de bakın yine şöyle bir tablo oluşturdum. İşte günler yazıyor, saatler yazıyor. Burada da şöyle bilgiler var. Şu saatler bölümüyle aslında işim yok. Şunu sağ tıklayıp siliyorum. Yaptığım uygulamanın daha anlaşılır olabilmesi için. İşlem yapacağım yeri seçtim. Biraz önce şu tabloda ne yaptım? Tablomu biçimlendirdim şuradaki bölümleri kullanarak. Şimdi farklı bir yoldan tablomu biçimlendireceğim. İşlem yapacağım yeri seçtim. Seçtikten sonra giriş sekmesinde bakın tablo olarak biçimlendir yazan bir bölüm bulunmakta. Burası Word'e benzeyen bir bölüm zaten. Word programında da benzerini kullanmıştınız. Mesela şuradan bir tanesini seçiyorum. Seçtim. Seçtiğim zaman Excel bana bir soru soruyor. Bakın tablom üst bilgi satın.